Peki ekonomiyle devam edeceğiz. Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi enflasyonla mücadelede sıklıkla iç talebin baskılanmasına vurgu yapıyor. Ve verilerde faiz artışı, alınan diğer önlemlerin ardından iç talebin öncü göstergelerinden kartlı harcamalardaki ivme kaybının belirginleştiğine işaret ediyor. Ekonomist Profesör Doktor Murat Ferman bizimle birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz yayına Sayın Ferman. Merhaba Sema Hanım, teşekkür Şimdi ederim. Şimdi veriler de bir yandan ekrana gelecek. Ne dersiniz? Kredi kartlarındaki kullanımdaki bu azalışı neye bağlamalıyız? Efendim, epeydir konuşulan bir konu zaten. Biliyorsunuz seçimlerden hemen evvel özellikle kredi kartlarıyla ilgili olarak bir takım kısıtlamaların getirilmesi konusu masaya yatırılmıştı. Tabii o noktada hatırlanacak olduğu gibi 5 ay boyunca Merkez Bankası faiz artırmasına karşın kredi kartı faiz ve gecikme oranları sabit tutulmuştu. Bu bir parça seçim ikliminin ve seçim ekonomisinin tam sandık öncesi vatandaşı fazla bunaltmamak bakımından yapılan geçici bir tedbirdi. Daha sonra biliyorsunuz hemen güncele bu çekildi. Bu çerçevede anlaşılıyor ki gecikme faizleri ve kullanım faizlerinin güncellenmesiyle beraber kart limitleri konusunda da bankalara bir takım uyarılar veya telkinlerde bulunulmuş. Hı hı. Çünkü hakikaten kart limitlerinin vatandaşın gelir oranıyla orantılı, münasebetli olması gerekiyor. Bazı bankalar bu konuda bir parça daha yukarı montanlar tutmuşlar. Şimdi izliyoruz, görüyoruz. Bu kredi kartı limitlerinin de tekrar güncellenmesi söz konusu olacak. Tabii bunun dışında özellikle fiyatların yukarıya doğru hareketi ve kredi kartları borcunun biriken miktarları dolayısıyla da vatandaş harcayacak limit veya para bulma konusunda sıkılaştırma mantığı çerçevesinde biraz daha sınırlı davranmak durumunda. Tabii bu sıkılaştırıcı politikaların doğal bir çerçevesi. Ancak birkaç noktaya dikkat çekmek isterim müsaade ederseniz. Mevcut ekonomi yönetiminin de sürekli olarak her kademede vurguladığı önemli bir unsur var. Ekonomi politikalarını yürütürken bütünleştirici yaklaşımlara dikkat etmek lazım. Her zaman söylüyoruz, dillere pelesenk oldu. Üç bacaklı sac ayağı politikaları, bunlardan bir tanesi parasal politikalar. Sıklıkla konuştuğumuz sıkılaştırma tedbirleri de hasıran ve ağırlıkla parasal politikalar üzerinden tartışılıyor. Ama iki önemli bacak var. Bu bütüncül politikaların adeta dengede kalabilmesi, sağlam bir zemine oturabilmesi bakımından. Hiç şüphesiz mali politikalar, bütçe politikaları geçenlerde Sayın Bakan'ın Uludağ zirvesinde de belirttiği bütçe üzerinden sonuçlarının takip edilmesi ve görülmesi gereken. Üçüncüsü de yapısal reformlar bacağı. Şimdi bu çerçevede sıkılaştırıcı politikalar da talep bacağını konuşuyoruz dikkat ederseniz. Elbette sıkılaştırıcı politikaların talep bacağından da hareket etmesi lazım. Nitekim Merkez Bankası olağan genel kurulunda banka genel müdürü veya guvernörü, daha doğrusu düzeltiyorum, Merkez Bankası guvernörü veya başkanı sıfatıyla konuşma yapan, hissedarlara hitapta bulunan Sayın Karahan da bu dezenflasyonist sürecin talebin dengelenmesi üzerinden sağlanacak söylemişti. Bu doğrudur. Ama şu sorular karşımıza çıkıyor. İki bacaklı ekonomi, talep ve arz. Arz ve talep. Talebi bu yönden kısarken ve sıkılaştırıcı politikaları uygularken arz bacağını da ihmal etmeyeceksiniz. Peki. Ticari kredilerde %50 oranında artış var. Buradaki vaziyet edişler ne olacak? Buna bakmak lazım. Peki. Bir. İkincisi miktarsal sıkılaştırma, yani basılan para veya piyasaya sunulan para oranı. Evet, tüketici daha az harcıyor, daha az kredilendiriyor. Fakat M1 ve M3 dediğimiz dar ve geniş tanımlı emisyonlara baktığımızda Şubat ayında %64, Mart ayında ise %62'lik bir genişleme var. Miktarsal sıkılaştırmaya da gitmek lazım. Bir başka önemli unsur da şu. Toplanılan kredilerin malum olduğu üzere 2/3'ü dolaylı kredilerden, evet, yani harcamaya bağlı tüketicilerin kredilerinden kaynaklanıyor. Eğer tüketiciler harcamayı düşürürlerse, tıpkı İthalatın azalması gibi tüketim kredileri ÖTV ve KDV'den alınan tahsilat düşer. Hı hı. Mesela ithalatı düşürdüğünüz zaman ithalattan alınan vergiler düşer. Dolayısıyla bu açıdan dengeli ve bütünleştirici politikaların önemi burada da ortaya çıkıyor. Yani ez cümle, elbette talebi sıkılaştıralım
Ama bunu yaparken dengeli ve hakkaniyetli davranmakta fayda var. Özellikle günlük ihtiyaçlarını karşılama, maişet motorunu çevirme bakımından vatandaşı da mümkün olduğu kadar o ferahlık penceresini bir parça açık bırakmak lazım. Peki. Özellikle kredi kartı harcamalarında gıda ve market harcamaları dediğimiz, yani her günkü hayatı devam ettirecek harcamalar önemli bir orana erişmiş durumda. Bu bakımdan özellikle kredili harcamalarda bu konuya da vatandaşın esenliği ve refahı bakımından dikkat edilmesinde fayda var. Çok teşekkür ediyoruz hocam yayına katıldığınız için. Sayın Murat Ferman. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Peki.